Viva Arte başlıyor. Merhabalar herkese. Bugün Viva Arte'de çok değerli, hepimizin hayran olduğu, sevdiği Mehmet Ali Nuroğlu ile beraberiz. Hoş geldin Mehmet Ali. Hoş bulduk, selam. Nasılsın? İyiyim, iyi. İşte üçüncü günümüz, sokağa çıkmıyoruz, sıcak. Of, evet. Çok sıcak ondan sonra. Öyle iyiyim ama yani. Biraz soracağım sana, biraz daha sohbete başlayalım. Bir noktasında istesek de istemesek de bu pandemiyi de konuşacağız. Ama çok da böyle ağırlaştırmak istemiyorum. O yüzden asıl sıcak bir konuyla girmek istiyorum sohbetimize. O da şu, herkes merak ediyor. Yani senin şu anda oynadığın bir dizi var, çekimleri devam eden. Ama işte kesintiye uğrayan bu diziyle ilgili çok ciddi bir merak söz konusu. Yeni bölümler olacak mı? Final mi yapıldı? Oradan başlayalım istersen. Yani oradan başlayalım ama o merak edenler içerisinde ben de varım. Yani çünkü şu anda gerçekten çok büyük bir belirsizlik içerisinde sektör. Yani sadece bizim işe dair bir şey değil bu. Çünkü çok hazırlıksız yakalandık biz de herkes gibi yani. Bu hiç beklenmedik bir şey. Ve daha önceden de bu çağda yaşayan kimsenin deneyimlemediği çapta bir salgın. O yüzden de şu anda net bir şey yok. Hani işler ne zaman başlayacak? Başlayacak mı yakın bir zamanda ya da yeni sezona mı kalacak? Hiçbir şey bilmiyoruz açıkçası. Yani... Benim bildiğim şu, yani devam etmek istiyoruz. Güvercin evet. olarak devam etmek istiyor. Hem yapım şirketi, hem kanal, hem biz. Ama bu ne zaman olur? Mümkün olur mu? Onu zaman gösterecek herhalde biraz. Şu anda ben de bilmiyorum. Evet. Bizim çektiğimiz ve yayınlanmamış iki bölüm var. 15 ve 16. bölümler. Herhalde bir noktada işte devamını çekeriz diye düşünüyorum ama ne zaman benim de hiçbir bilgim yok. Peki pazar günleri yayınlanıyor dizi. Bu pazar ama gösterilmedi değil mi? Gösterilmedi. Epeydir gösterilmiyor aslında. Birçok başka dizi de öyle yani. Ellerinde stoğu fazla sayıda olan diziler bir şekilde gösterilmeye devam etti. Ama stoğu az olan diziler bizimki gibi... Durdurdular yayını ve birazcık anladığım kadarıyla herhalde bu işi yapan insanlar, kanallar, yapımcılar da önlerini görmek istiyorlar haklı olarak. Ve göremiyoruz şu anda. Hani bilmiyorum hani ne olur. Şimdi biz bunu konuşuyoruz. Belki yarın bir haber gelir, öyle de olabilir. Yani biz de çok ani çalışan bir iş olduğu için hani... Türk olduğumuz için, Türk işi yani hani hadi falan filan da olabilir. Ama bilemiyorum şu anda net bir şey yok. Peki öyle olduğu takdirde bu senin atıyorum şimdi denirse ki artık işte şehirler arası gidiş gelişler de başlayacak. İşte senin Bodrum'a gitme planın olduğunu zannediyorum, tahmin ediyorum. Yani öyle bir şey olduğu zaman sen ister istemez diziye devam edeceksin o zaman değil mi? Yani bilmiyorum ki şu anda nasıl olacağını gerçekten bilemiyorum. Çünkü tamam hani vakalar düşüşte bir şekilde de hani ekonomik olarak da tabii hani ülkenin selamet açısından da bütün dünyada olduğu gibi bir şekilde işlerin yürümesi lazım. Ama bizim işimiz de biraz kendisi çok farklı yapıda olan bir iş. Yani biz... bir binanın içine girip orada 9-6 mesai yapan insanlar değiliz yani. Çok mobiliz, seyyarız, çok geziyoruz. Günde 4-5 mekan değiştirdiğimiz oluyor. İnsanların evlerine giriyoruz, oralarda çekimler yapıyoruz. Reel hastanelere giriyoruz, hapishanelere giriyoruz. Yani her yere giriyoruz. Şimdi bir yandan da çok kalabalık bir ekip olarak yapıyoruz bunu. Hem kamera önü, kamera arkası, hem post prodüksiyonu. Çok fazla sayıda insan var. Yani bir işi... Belki 150 kişi tamamlıyor. O noktada da salgınla beraber bu operasyon biraz zor. Yani
belki başka türlü formüller düşünmeleri gerekiyor yani bu işi tasarlayan insanların. Belki sürelerin kısalması gerekiyor. Yani 150 dakika iş çekmek için günde 15-16 saat çalışıyoruz. Bu salgın ortamında bunu devam ettirmek ne kadar mümkün olur? Bu kadar çok sayıda mekan gezerek çekim yapmak, sokaklarda çekim yapmak toplum sağlığı açısından ne derece güvenli olur ben bilemiyorum. Yani benim bu konuda kendi kişisel kuşkularım var. Ama bunlar benim fikrim tabii. Hani onlar ne düşünüyorlar bilmiyorum şu noktada. Evet, yani şu aşamada olsa olsa en fazla Zoom'da herhalde bunu oynamak yani çıkarmak gibi bir şey söz konusu olabilir. Ki bunu yapanlar da var yani. Evet. Ama tabii ki dediğin gibi belirsizlik devam ediyor. Ya umarım her şey her tarafın istediği gibi olur. Öyle bir yön çizilir. Hepimiz her şeyi merakla bekliyoruz. Sadece işte diziyle alakalı değil. Hani hayatımız nasıl devam edecek kısmında aynen. Da bu işaretleri var. Yani bu noktada şey çok önemli bence. Yani her türlü fedakarlık yapılabilir tabii ki. Ama insanların mağdur edilmemesi çok önemli. Yani çekim olsa da olmasa da yani çekim sırasında insan sağlığı, psikolojisi çok ciddi gözetilerek yapılmalı. Eğer çekim yapılamıyorsa da özellikle ekiplerin ödemeleri işte ne bileyim onların varsa sigortaları falan hani güvence altına alınmalı ki bunu yapıyorlar bildiğim kadarıyla yani şirketler. Umarım herkes yapıyordur yani. O çok önemli. Yani bu dönemde hani herkesin sağlıklı bir şekilde ayakta kalması ve birbirine destek olması çok önemli. Ben böyle düşünüyorum. Belki bu yani bu salgının da bize hatırlatabileceği bir şey bu. Unuttuğumuz bir şey olabilir yani. Hani beraber olduğumuz ve birbirimize destek olmamız gerektiği şeylerden bağımsız işte işçi, işveren şudur budur hani kapitalist terimlerden bağımsız hepimiz şu anda aynı durumdayız, aynı risk altındayız ve destek olmalıyız birbirimize, böyle düşünüyorum. Evet, bence de. Ben de katılıyorum. Yani pandemi konuşmayalım dedik ama geldik aynen. Oraya çattık. O yüzden ben biraz daha pandemi öncesine gitmek istiyorum. Aslında bayağı başlara. Senin insanların, izleyicilerinin ve hayranlarının seni hafızalarına kaydettikleri o Çemberimde Gül Oya dizisine gitmek istiyorum. Orada canlandırdığın Mehmet karakteri 2004'müş. Ben bugün baktım, check ettim. 2004'te evet. Yayınlanmış o dizi. Yani Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi diziler arasında da yerini almış vaziyette. Hala insanlar o diziden bahsediyor. Belki yeni nesil çok fazla bilemiyor olabilir ama bizim yaş grubumuz pekala biliyor o diziyi. Bugünden bakarak o dizinin başarısı, oradaki rolün, oradaki performansınla ilgili nasıl bir değerlendirme yapabilirsin? Ya Çemberimde Gül Oya benim için çok özel bir iş tabii ki. Yani benim hem ilk başrolüm hem henüz öğrenciyken çekmeye başladığım bir şey. Tam mezun olacağım sene başladığım bir şey. Kendi adıma çok fazla şey öğrendiğim yani mesleğe dair çok fazla şey öğrendiğim bir iş ve bir şekilde hep de hayatım boyunca beraberimde taşıdığım bir iş. Çünkü insanlar beni gördüğünde hala Çemberimde Gül Oya diyen çok büyük bir kitle var. Şey gibi Mazhar Fuat Özkan gibi değil mi? Biraz. biraz hatta geçen gün Özge ile de konuştuk, Özge Özberk'le, o da aynı şeyi söylüyor. Yani biz hep hayatımızda bu var yani Çemberimde Gül Oya. Hiçbir zaman seyircisi eksilmiyor, şu anda da mesela çok izleniyor. Ben çok fazla sosyal medyadan mesaj alıyorum Çemberimde Gül Oya'ya dair. Yaşlanmayan bir iş o. Yani çok da mutluyum öyle bir işin içinde olduğum için. Çünkü çok kolay değil böyle kült işlerinin içinde olabilmek, bu bir şanstır yani. O açıdan da ben çok şanslıyım. Ve Çemberimde Gül Oya yapısı itibariyle de çok televizyonda görmeye alışık olmadığımız tarzda bir işti o zaman da. Bu zaman zaten hani televizyonda görmeye çok şaşıracağımız bir iş olur. Çünkü çok değişti televizyon o günden bugüne.
Çemen Degül Oya'nın tabii o kadar başarılı olmasının birinci aktörü Çağan Irmak'tır. Yani bu işin hem yazarı hem yönetmeni olarak Çağan'ın çok büyük bir başarısıdır. Ve yani ben ilk büyük rolümde Çağan gibi biriyle de çalışmış olmak da bir başka şansım benim. Çünkü Çağan televizyon ve kamera işlerinin, sadece televizyon değil tabii sinema işlerinin dinamiklerini çok iyi bilen birisi. Ben de tiyatrodan gelen bir oyuncu olarak, tiyatro okumuş bir oyuncu olarak ilk başta bir bocalamayı onun gözetiminde geçirdiğim için çok şanslıyım yani. Çok şey öğrendim gerçekten o işte. Evet. Hatta yani ben çok şey değilim yani, bir iş yaptıktan sonra dönüp bakmıyorum açıkçası hani. Çok romantik değilim işler konusunda. Ah işte falan filan diye bir şey yok bende. Ama Çemberimde Gül Oya'nın yeri farklı yani. Hani bugün deseler ya devamını çekelim falan. Sanırım çok kimse çok hayır demeyecektir böyle bir şeye. Çok hepimizin içinde özel bir yeri olan çok özel bir iş. Evet. Bir de yani senin için aslında bir bakıma da bir dönüm noktasına tekabül ediyor zannedersem. Çünkü sen ondan sonra da İstanbul'a yerleştin diye biliyorum, değil mi? Yani belki o kararı da tetiklemiş olabilir ya da ona sebep olmuş olabilir. Evet, yani ben aslında konservatuvarın son sınıfında okurken Ankara'da okudum. Yani hayalim şeydi, tiyatro okumaya devam etmek, mümkünse yönetmen olmak gibi bir hayalim peşindeydim. Yani oyunculuğu çok seviyordum ama yönetmenlik yapmak istiyordum, yani öyle bir şeyim vardı. Sonra bu teklif geldiği zaman ilk başta bir yadırgadım da kendimi koyamadım oraya. Çünkü çok televizyonla hiçbir ilişkisi olmayan bir çocuktum ben yani. Televizyonum yoktu, hala da yok bizim evimizde televizyon. Fakat işte senaryoyu okuduktan sonra tabii fikrim değişti, geldim, çektik. O beni aldı, başka bir yere koydu. Dediğin gibi İstanbul'da kaldım. Ve sonuçta benim hayatımı değiştirdi gerçekten. Hani iyi evet. Ve kötü. Nedir o? İyi anlamda ve kötü anlamda derken. Yani kötü anlamda tırnak içinde kullanıyorum tabii. Yani hiçbir şey kötü değil. Ama 25 yaşında genç bir adam olarak gelip birdenbire bir tanınmışlığın içerisine girdiğinde biraz bocalayabiliyorsun. Çünkü o zamana kadar tasavvurların seni belki ona hazırlamamış olabiliyor yani. En azından beni böyle bir şeye kendime hazırlamamıştım yani. Ve sonrasında da bir kariyer olarak televizyon hiç düşünmediğim bir şeydi. Sinema yapabileceğimi düşünüyordum ama dediğim gibi hep tiyatro odaklıydım ben. Ama televizyon bir şekilde beni bırakmadı. Şu an Türkiye'de hiçbir oyuncu zaten bırakmıyor. Maalesef başka bir alanda da hayatımızı geçindirecek bir parayı kazanmamız da mümkün değil televizyon dışında. Yani evet. Böyle yani hayat değiştirici bir tecrübeydi benim için. Evet. Şimdi şey diyorsun aslında, hani niyetinin yönetmenlik olduğunu daha ziyade. Ama diğer taraftan da yani lisede işte okuldaki tiyatro kulübünde oynamış olmak, sonra işte tabii ki tiyatro oyunlarında da yer almışsın ama aslında sinemadan da ziyade seni televizyon dizileri içine çekmiş. Yani sinemada da rol aldın. Yani o böyle kısa kalmış. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Tabii ki şu an dediğin çok doğru. Yani pek çok oyuncu şu anda dizilerde oynuyor. Çünkü öyle şekilleniyor hayat. Şartlar onu gerektiriyor. Ama böyle sinema, hani yönetmenlik gibi sinemada senin içinde biraz ukde kalmış olabilir mi? Yani ukde ukde kalmış olabilir ama hani ben 40 yaşındayım ve önümde daha bir zaman olduğunu düşünüyorum oyunculuk için. İyi de bir yaş olduğunu düşünüyorum. O yüzden
bundan sonrasında sinemayla daha çok ilişki kurabilirim belki. Ama o biraz tabii şeyle de ilgili, şansla da ilgili. Yani çok fazla sinema teklifi geldi de yapmadım diye bir şey yok. Genelde şansım televizyondan yana daha çok açıktı. Ve bir şekilde herhalde seyirciyle de bir ilişki kurabildim yani. O yüzden de tercih edildim yani televizyon işlerinde. Yani televizyonda çalışmanın sevdiğim noktaları da var. Yani televizyon, bir televizyon dizisinde olmanın bütün negatif şeylerine rağmen bir oyunculuk pratiğinde bir nasıl diyeyim, katkıları olduğunu düşünüyorsun. Aynen. Eğer tabii bu senin yaklaşımınla ilgili bir şey. Yani nasıl yaklaştığınla ilgili bir şey. Eğer evet, biraz ciddiye alıp hani onu daha farklı, daha katmanlı bir yere çekmeye çalışırsan, kendi içinde en azından içsel olarak seni zinde tutan bir şey. Ama bir yandan çok ezberlere de boğabilecek bir şey. Yani çok köklü alışkanlıklara da sebep olabilecek bir şey. O yüzden aralarda vermeye çalıştım hep kariyerim boyunca aslında. Ama işte şimdi buradayız. Bundan sonra evet, ne olduğunu bilmiyorum. Peki bu anlamda oyunculuğa genel yaklaşımın senin daha ziyade analitik midir, duygusal mıdır? Yani bana daha analitikmiş gibi geldi bu söylediklerine bakarak. Yani o bir şeyle ilgili olabilir. Yani benim, ben Başak Burcu'yum. Hani Başak Burcu'nun meşhur analitik şeyi tabii ki. Annem de aynı gün doğmuşsun. Okey. Biliyorsun yani mevzuyu. Biliyorum, biliyorum. Ama tabii oyunculuk daha başka bir şey. Yani analitik yaklaşsan bile sonuçta duygularınla çalışıyorsun. O yüzden pratikte analitik bir şey olduğunu düşünmüyorum oyunculuğun. Ama belki rolü kurarken ya da analiz ederken tabii ki o şekilde yaklaşıyorum. Anladım. Peki hiç keşfedilmemiş bir oyuncu olarak keşfedilmemiş bir yönün olduğunu düşünüyor musun? Yani senden şöyle bir oyuncu çıkartacak bir yönetmen olsa, başka türlü yönlerini de gösterebileceğin bir proje olsa gibi böyle şeyler geçiyor mu aklından? Ben ilk başladığım günden beri bana gelen bütün tekliflerde her zaman yapımcıya dedim ki ya bana kötü adamı ver. Yani ben kötü adamı oynamak istiyorum. Çünkü çok istiyordum kötü adamı oynamak. Bunun çeşitli sebepleri var yani. Daha keyifli buluyorum, daha zengin buluyorum kötü karakterlerdeki içeriği. Fakat bunu yapmaya yanaşmadılar. Çünkü ben hep böyle işte bu işte bütün dizilerdeki başrol karakter işte iyi, iyi güzel bakan, aşık adam, iyi kalpli bilmem ne falan hani. Onun içinden çıkamadım bir türlü. Yani bunun için çok uzun yıllar beklemem gerekti. Ta ki Sen Anlat Karadeniz dizisine kadar. Ama orada nihayet istediğim o kötü adam rolünü alabildim. Bunun gibi tabii ki ben hep farklı şeyler yapmak istiyorum herhalde. Yani sıkılıyorum aslında aynı şeyleri yapmaktan. O yüzden de zaten hep bir farklılık yaratmaya çalışıyorum yaptığım işlerde. Her ne kadar yazılan şeyler aynı da olsa yani. Maalesef bunu aşamıyoruz. Yani hep aynı konular, hep aynı hikayeler, aynı karakterler, yüzeysel şeyler. Ben kendimce onu katmanlandırmaya, farklılaştırmaya çalışıyorum. Ama tabii ki farklı karakterler oynamayı çok isterim. Yani bence bir oyuncu için de en büyük şans kendine ne kadar uzaksa bir karakter, kendi gündelik yapısına yani ne kadar uzaksa, ona ne kadar gidebiliyorsa o kadar bu işin tadını alabilir diye düşünüyorum. O yüzden sıra dışı insanları, normlara uymayan tipleri oynamayı çok isterim. Roman karakter mesela travesti oynamayı çok isterdim. Yani hala da isterim. Evet. Roman karakterleri oynamayı, roman uyarlamaları da oynamayı çok isterdim. Çünkü benim başkaca bir tutkum okumak yani ve çok roman okumuştum gençliğimde yani. O yüzden biraz beni belki oyunculuğa çeken şeylerden biri de edebiyattı. Çünkü aslında biliyorsun tiyatro da bir edebiyat aynı zamanda. Ama maalesef çok fazla yapılmıyor Türkiye'de ve
yapıldığı zaman da zaten o kökünden çok ayrı bir yere giden uyarlamalar yapılıyor. Ama yine de iyi yazılmış, başı sonu belli, derinlikli karakterleri oynamayı çok isterim. Jönjülük oynamaktansa yani. Peki eminim sana öyle projeler de geliyordur. Senin böyle hani bir de az önce söylediğin şey, yani sen diziler arasında espasları da yapıyorsun, kendine alan açıyorsun, araları açıyorsun aslında projelerle aranı demek istiyorum. Hiç mesela sana gelen teklifler arasında böyle asla dediğin bir dizi ya da bir sinema projesi ama senaryosu sebebiyle ama başka sebeplerle oldu mu ve hani bizim bildiklerimiz var mı aralarında? Yani oldu tabii, yani reddettiğim işler oldu. Genel olarak konuşmam gerekirse, hani özel bir örnekten çıkmaktansa, propaganda içeren işlerden uzak durmaya çalışıyorum. Ne anlamda olursa olsun. Yani propaganda işlerinde olmak istemiyorum. Onun dışında da çok fazla bir seçiciliğim yok. Yani bir okuduğum zaman, aslında bir senaryoyu okuduğum zaman, eğer kendi içim, ya yani kendimi oraya koyabiliyorsam, imajine edebiliyorsam, kendimi orada görebiliyorsam, o zaman genelde kabul ediyorum. Hı hı. Göremediğim zaman, ki oluyor bu da, o zaman da söylüyorum açıkçası. Yani bu rol, çünkü her rolün herkese göre olduğunu düşünmüyorum ben. Ya da en azından ben her rolü oynamak istemem yani. Hani biraz beni, bana cazibeli gelmeli rol. Beni çekmeli yani. Çünkü o bir insansa, şeyde yani teoride bir insansa, ben o insanla çok yakın bir ilişkiye gireceğim. Çok uzun süre boyunca, hele bir diziyse. Ya da bir sinema filminde çok yoğun bir ilişkiye gireceğim. O yüzden o insanla aramda bir çekim olması lazım benim. Evet. Ve tabii ki genel senaryonun derdiyle, tasasıyla da bir yakınlık hissetmem tabii ki çok işimi kolaylaştıran bir şey olur. Tabii bütün bunlar bir araya çok zor geliyor. Ama geldiği zaman da çok güzel oluyor. Yani mesela evet. Çemberimde Gülo'ya dönersek, o öyle bir şeydi yani. Üst üste gelen bir şeydi. Buna benzer, ne bileyim, Derviş Zaim'in filmlerinde özellikle Nokta ve Cennet'i beklerkendeki karakterler ve o filmler de öyleydi benim için. Evet. Kısa bir rolü de olsa, Kış Uykusu'ndaki rolüm de öyleydi. Yani böyle çok bir fazla mı konuşuyorum? Şahane. Bence anlat. Yani ben bundan çok mutlu oluyorum. Çünkü hani karşı taraf konuştuğu zaman aslında benim soracaklarımı da içeren şeyler söylüyorsun. Ben çok seviniyorum. Teşekkür ederim o yüzden. Ben teşekkür ederim. Peki hani bu anlattıkların doğrultusunda Çemberimde Gül Oya'yı ayrı bir yere koyuyoruz galiba. Bütün oyunlar ve dizilerden sıyırarak. Seni zorlayan, yani bir o kadar da heves ettiren hangisiydi bu filmler arasında? Yani hem cazibesi olan, oradaki karakterin yarattığı etkiyle alakalı söylüyorum, hem de çok iz bırakan ve seni zorlayan hangisiydi desem? Yani Serenat Karadeniz'de oynadığım rol biraz değişik bir roldü. Yani gerçekten hani tahammül edilmesi zor bir karakterdi. Zaten çok büyük tepki de çekti. Bir takım sansasyonel haberlere de karıştı. Bir dönem kadına şiddet haberleri benim oynadığım karakterin fotoğrafıyla falan sunulmaya başladı. Evet ya. Yani bir şekilde, yani bu benim yakın çevremi rahatsız etti. Hani ailemi, eşimi, arkadaşlarımı. Ya Mehmet, sen ne diyorsun, bu olmaz falan filan. Ama ben öyle düşünmüyorum. Yani bir anlamda ikonik olduğu anlamına geliyor o karakterin. Ve bu bence iyi bir şey benim için. Yani bir oyuncu olarak oynadığım bir karakterin bir şey temsil etmesi, yani temsiliyet kazanması, demek ki doğru bir şey yapmışız orada. Çünkü zaten o karakterin uyguladığı şiddet, önerdiğim bir şiddet değil. Zaten kötü adam adı üzerinde. Yani o noktada
zor bir roldü ama ben keyifle oynadım. Keyif aldım yani her anından. Tadında da bitti bence. Yani çünkü dediğim gibi ben sıkılıyorum yani çok uzadığı zaman mevzular. Tadında da bitti. Daha erken bile bitebilirdi. Çünkü yani bir şekilde şey gibi düşünmek lazım. Hayatta da böyle yani biri geliyor, hayatına giriyor, bir şeye hizmet ediyor senin hayatında ya da sen ona hizmet ediyorsun bir şekilde. Bir şey yapıyorsunuz ve bazen birilerinin zamanı doluyor ve gidiyorlar yani. Birilerinin de zamanı dolmuyor, kalıyorlar. Yani o yüzden evet. Zamanı doldu mu gitmeli yani. Televizyonda da karakterlerin vakti doldu mu gitmeli. Bizde gitmiyor gibi. Yani. Evet, bizde öyle bir şey var. O zaman da zaten o rol sana yapışıyor ve sen o insanla özdeşleştiriliyorsun ve sokağa çıkamaz hale geliyorsun mesela. Yani hani ne demek öyle bir adamla seni yan yana getirip hani neredeyse yani linçe davet gibi bir şey. Çok tehlikeli şeyler bunlar aslında bakılırsa. Ya evet ama şu var bak mesela bu konuda bu bir spekülasyon tamam mı? Hani işte kötü adamı oynadı, sokakta dayak yedi, yok işte falan. Bunlar gazetecilerin yani ya da gazeteci diyen insanların kendilerine diyeyim. Medyanın sansasyon sevmesiyle ilgili bir şey. Yani böyle bir şey yok yani. Şimdi bu çağda artık 2020 yılında gerçekten televizyonda izlediği kişinin o olduğunu düşünen ya vardır tek tük insan. Var. Ya vardır ama büyük bir çoğunluk böyle değil tabii ki. Yani insanlar artık görsel bir dünyada, imajlar dünyasında yaşıyoruz. O yüzden farkında insanlar yani. O yüzden ben de kendi hayatımda Sen Anlat Karadeniz devam ederken sokakta hiç kimseden hiçbir tepki almadım. Aksine hep olumlu şeyler aldım. Yani bir şekilde seviyorlardı o karakteri. O da şundan dolayı sanırım çünkü hani samimi olmaya çalıştım ben oynarken. Yani gerçekten orada yargılamadan o karakteri ve samimi olarak orada bir çaba sarf ettim, ter akıttım ve insanlar da bunu gördüler herhalde ki hep iyi şeyler aldım ben. Hiç kötü, ya kardeşim sen de ne biçim adamsın almadım yani. Evet. Evet yani öyle iz bırakıyor. İnsanlar etkileniyorlar. Seni onunla bir tutuyorlar. Ama bu da oyuncu olmanın biraz da hani negatif yanlarından bir tanesi belki sonrasında. Ama genel anlamda demek ki öyle bir oyun çıkarmış oluyorsun ki o kadar insanlar kendilerini kaptırıyorlar ve gerçek biriymiş gibi görüyorlar seni. Bu da başka bir başarı. Yani senin açından bu olumlu olmalı. Onu aynen. Şimdi ter döktük dedin. Sen başka terler de döküyorsun. Kendine iyi gelen şeyler yaptığını biliyorum. Yoga yaptığını biliyorum uzun süredir. Bu pandemi sürecinde peki nasıl oldu? Yani hayatını çok beylik ve klasik bir soru olacak ama ne yönde etkiledi? Ne gibi değişimler oldu hayatında? Biraz onlardan bahsetmeni isteyeceğim. Aslında hem çok büyük bir değişim oldu hem de aslında normale döndü hayat gibi benim için. Şöyle açıklayayım. Ben son 3 yıldır şehir dışı çalışıyorum. Yani önce Sen Anlat Karadeniz'e Trabzon. Sonra bir seneye yakındır da Antep'te çalışıyorum. Tabii bu beni evden çok uzak tuttu, eşimden çok uzak tuttu ki Çiçek'i tanıyorsun hani tabii biz de biraz biliyorsun. Söylerim. Zor oldu bu süreç bizim ikimiz için de ve bir anda beklenmedik bir şekilde ben hop eve döndüm. Ve bir anda biz işler olmadığı zaman nasıl yaşıyorsak öyle yaşamaya devam ettik. Çünkü çok evci tipleriz biz yani. Evden çok fazla hani yazın falan tabii farklı oluyor ama evet. Normalde biz çok evden çıkmayan, bir şekilde kendini oyalamayı bilen, evde birbirine çok bulaşmadan vakit geçirebilen, ne bileyim ortak çok fazla zevkimiz olduğu için de çok da sıkılmadan vakit geçirebilen insanlarız. O anlamda iyi oldu. Yani tırnak içinde iyi tabii virüs açısından değil ama rutinimize döndük. Ben biraz dinlendim
O iyi oldu. Çünkü gerçekten çok yorulmuştum artık. Sürekli her hafta uçakla Antep'e git, geri dön ve bunu 3 senedir yaptığımı düşünürsen çok yorucuydu yani. Biraz yapmayı istediğim ama yapamadığım bazı şeyleri yapma şansı verdi. Mesela ben tiyatro sevdasıyla ODTÜ'yü terk etmiştim 2000 yılında. ODTÜ felsefede okuyordum. Sonra 3 sene önce af çıkınca geri döndüm okula. Ama gidemedim tabii yani dersleri takip edemedim. Fakat şimdi online eğitime geçtikleri için dersleri takip ediyorum. Öğrencilik Aa, ne yapıyorum. güzel. Aa, süper. Aynen. Bu da beni bir şekilde ona odaklandığım için belki daha da rahat geçirebiliyorum bu süreyi. Çiçek de kendi mevzuları var, kendi ilgi alanları var. Onlarla ilgili okuyor, yazıyor, çiziyor. Bu şekilde geçiriyoruz vaktimizi. Ve nasıl geçtiğini anlamıyoruz yani açıkçası. Şeyi soracaktım, yani hani bu süreçte insanlar çok hayati kararlar da alabiliyorlar ya, yani işte ne bileyim, birdenbire işte bir yerden bir yere yerleşmek istiyor ya da mesleğini bırakıyor, başka bir işe kalkışıyor ya da o kararları veriyor. Öyle çok ani ya da işte bunu bırakacağım, şunu yapacağım dediğin bir karar vermediniz ama. Yani size yaradı, daha çok ev içi hayat anlamında iyi oldu pandemi, ama öyle büyük kararlar vermediniz anladığım kadarıyla. Yani şöyle Erel, büyük kararlar vermekten zaten kaçınıyorum. Çünkü hayat bir şekilde karar veriyor aslında bize. Biz karar verdiğimizi düşünüyoruz, bir şeyler planlıyoruz. Hani var ya şu meşhur laf, sen planlar kurarken Tanrı sana gülermiş. Hani ya, hakikaten öyle. Yani daha önce ben onları çok yaptım yani. Daha gençken, daha işte ben artık işte şunu yapacağım, ben artık bunu yapacağım falan. Ama gördüm ki öyle çalışmıyor. Ve oyunculukla da öyle bir ilişki kurmuşum ki ne ben onu bırakabiliyorum ne o beni bırakabiliyor. Yani bu devam edecek. Ama tabii kendimi başka alanlarda geliştirmek istiyorum. Başka alanlarda çalışmak, işte yönetmenlik olabilir, bir şeyler yazmak olabilir. Bilmiyorum ki yani, bahçeyle uğraşmak olabilir. Bir sürü şey var. Ama şu anda sözleşmem devam ediyor. İşimizin akıbeti belirsiz ve o yüzden zaten çok büyük radikal kararlar alamam yani şu anda. Yapabileceğim en radikal şey herhalde felsefe okumaya dönmekti. Hani onu da bir şekilde şans eseri kucağıma düştü online eğitimle. Onu devam ettiriyorum. Onun dışında biliyorsunuz zaten geçen sene biz Bodrum'a taşındık, Gümüş'e yerleştik. Ama bu Antep işi olunca tabii İstanbul'da bir ev tuttuk. Daha rahat, hani aktarmasız gidip gelebilmek ve görüşebilmek adına Çiçek'le. Ve salgın patlayıp da yollar kapatılınca da İstanbul'da kaldık. Yani şu an aslında sıkıntılı bir durum. Çünkü hayvanlarımız var orada, bitkilerimiz, eşyalarımız, her şeyimiz orada yani Bodrum'da. Biz burada sade bir hayat, ki tercih yani sade bir hayat zaten her zaman bizim için. Ama tabii keşke artık biraz daha normale dönüyoruz diyorlar. Yani umarım normale dönsek de gitsek de artık bir köpeğimizin başına okşasak falan. Ya Hani çok önemli. Ya bilmiyorum, işte bu tuhaf bir yüzyıl herhalde. Onu da soracağım sana. Yani bir tuhaflıklar silsilesi halinde 2020 senesine de girdik. Yani bu sene geçen sene gibi olmasın dedik ama bu sene daha baksana beter oldu. nelerle mücadele ediyoruz. Yani hiç şey düşündüğün oluyor mu? Yani ben bu zamana ait değilim. Yani bu zaman da yaşamak hiç bana göre değilmiş dediğin oluyor mu hiç? Ya neredeyse hayatımın her anı böyle geçti. Yani bunu diyerek geçti. Yani ben çok gençken bile bunu diyordum zaten yani. Hani zaten baktığım zaman sevdiğim şeylere, yani klasik edebiyat seviyorum, hani klasik felsefe seviyorum, eski filmleri seviyorum. Sosyal medyayla aram çok iyi değil. Dijital olan şeyle çok iyi değil aram. O zaten bende var ve gerçekten şu anda bu salgınla beraber o kadar hızlanan bir sürecin içindeyiz ki fark etmeden her şey hızla dijitalleştiği, bütün iş yapma pratiklerinin, ilişki tarzlarının hızla dönüştüğü ve belki de kalıcı olarak diyorlar. Hani bilmiyorum
insan yapısına ne kadar uygun bu sosyal mesafe dedikleri şey, ne kadar sürdürülebilir bilmiyorum. Tabii teknolojinin sağladığı bu olanak çok güzel şimdi seninle böyle konuşabilmek ama yani keşke salgın olmasaydı. Fiziksel olarak da yani orada beraber olabilseydik. Ama sanırım bundan sonra bu çok katlanarak devam edecek. Teknolojide de değişiklikler çok hızlı gerçekleşecek. Ve açıkçası evet, yani zamanın dışında kalmış hissediyorum. Yani evet, öyle oldu galiba. Ben geçen gün şöyle bir laf ettim bir arkadaşıma, dedim ki yani bütün bu kötülükler sigara içme yasağıyla başladı dedim. Yani iç mekanlarda böyle hafızamı kurcalıyorum. Gerçekten biz böyle içerlerde sigara içerken daha mutluyduk. Sigara hala yine zararlıydı ama böyle bir savun var. Yani yasaklar geldi ve her şey tepe taklak oldu gibi. Var mı senin de ona benzer düşüncelerin? Ya kesinlikle, yani mesela bir bara gittiğinde bir duman kütlesiyle karşılaşmamak çok enteresan, çok şaşırtıcı bir durum yani hala benim için. Yani biz böyle her şeyin sonuna yetişmiş bir kuşağız. Yani ben tek televizyonlu dönemi hatırlıyorum yani. Telefonsuz dönemi hatırlıyorum ya da ev telefonu dönemini hatırlıyorum. İnternet olmayan bir zaman vardı yani arkadaşlar falan, hani şu anda gerçekten masal anlatır gibi bir şey. Nasıl yani internet olmadan bir hayat falan. Şey diyorlar ya. Ve hepsine... Yok. Yok, dinliyorum seni. Ya ve bütün bu gelişmelere biz adapte olduk. Bir anda hop, şimdi adapte olduk mu olmadık mı yani bilemiyorum. Bakıyorum, sakil de geliyor bazen açıkçası. Yani Instagram'a bir giriyorum, herkes canlı yayında falan böyle. Yani tuhaf geliyor bana, anlatabiliyor muyum? Belki de tuhaf değil. Belki de tam normal bu şu anda. Ben tuhafım, bilmiyorum. Ama dediğin gibi evet, yani zamanın dışı. Evet. Ya her şeye bu kadar hızlı uyum gösterebilmekte de bir problem olduğunu düşünüyorum. Yani... bu bize has bir şey mi? Hani dışarıya bakınca evet, orada da teknoloji ilerliyor. Orada da bütün burada olan biten her şey var. İşte canlı yayınlar, işte Instagram bilmem neleri falan filan, ama biz böyle çok hızlı adapte oluyoruz gibi geliyor bana. Yani durmaksızın. Ama öte yandan da ne kadar gelişiyoruz, o da gayet sorgulanabilir ve tartışılabilir bir şey. Gelişmeyi her anlamda, eğitim şu bu her anlamda söylüyorum, ama teknolojiyle uyum meselesinde önde gidiyoruz resmen. Yani bayağı koşar adım oradayız. Yani şey gibi bir şey olabilir yani söylediğini düşünüyorum da biz, yani bizim toplumumuz çok şey kaynaşık, böyle çok hani yakın olmak isteyen, sürekli dokunan, konuşan, sürekli yanında biri olsun, bir şey anlatsın, o bir şey anlatsın, bir böyle bir sıcakkanlı bir toplumuz biz yani. Evet. Bu ülkede yaşayan herkes o yüzden olabilir yani, yalnız kalma pratiğimiz çok yok, yalnız kalmaya evet. Zaten bir şey de yok, saygı da duyulmaz biliyorsun, hani bir köşeye gittin mi hani böyle oturup bir baktın mı hemen biri gelir, ya iyi misin? Hani ne oldu falan, ya iyiyim yani, hani bir şey yok, hani duruyorum denize bakıyorum ya da çekilirsin kitap okursun, ya bu da çok şey işte, hani ne gıcık herif falan. Hani böyledir bizim toplumumuz. Şimdi herkes tabii izole edilince bence bir patlama yaşanıyor. İnsanlar dokunmak istiyorlar birbirlerine, konuşmak istiyorlar. O yüzden işte canlı yayınlar, Zoom'lar, house party uygulamaları, bir şeyler falan. Bana tuhaf geliyor. Ben kendimi çok içine sokamıyorum bunun. Yani merak uyandırmıyor. Ben de açıp izlemiyorum açıkçası yani. Instagram'da şey gördüğüm zaman. Yani çok merak ettiğim, sevdiğim insanlar olursa, fikrine güvendiğim, boş konuşmayacağını bildiğim insanlar olursa belki bakıyorum. Ama onun dışında o dönen geyik muhabbeti, o small talk falan, yani gerçekten çok can sıkıcı buluyorum. Evet evet. İşte dediğin gibi biz gerçekten yalnız ya da tek başımıza ne yapacağımızı çok fazla bilemiyoruz toplum olarak. Yani öyle bir korkumuz var. Yani sessizlikten de korkuyoruz. Yani birileri
ya konuşmak istemeyebilir. Yani konuşmadan yan yana durabilmeyi de çok beceremediğimiz için bunun bir problem olduğunu zannediyoruz. Yani iki kişi birbiriyle konuşmuyorsa kesin sorun vardır. Halbuki en değerlisi o değil mi? Yani en sessizliği değerli. Paylaşabilmek mesela ne kadar zor bir şey. Beraber susabilmek mesela sıkıntı yaşamadan yani. Evet, zaten orada tıkanıyor pek çok şey. İlişkiler de orada tıkanıyor. Çünkü saçma sapan neyin var neyin var diyen bir orduyla karşılaşıyorsun. Halbuki hiçbir şeyin yok. Sadece düşünüyor olabilirsin ama işte bu biraz zor. Bizim memleketimizde biraz zor bir konu. Halbuki bir şey daha söyleyeceğim. Pardon. Lütfen. Rica ederim. Yani bu pandemi, bu kapatılma, yaşadığımız kapatılma, o sosyal mesafe ki... Geçen gün Çiçek söyledi, bir yerde mi okumuş ya da onu şey yaptı. Yani sosyal mesafe çok kötü bir kavram. Yani fiziksel mesafe desek olmaz mı? Yani sosyal niye mesafeli olalım? Ben kabul ediyorum. Biz yani. Değil mi? Bence de yani. Ama bu kapatılmanın, bu mesafenin aslında bazı şeyler konusunda da bize bir hatırlatma yaptığını yani düşünüyorum. Yani... temel bazı konularda mesela evde yemek yapmak, temizliğini kendin yapmak yani falan, işte evine bir temizlik yapan birini tutup parasını verip yemeğin parasını verip alıp değil yani kendin yapmak ve bu ne olursa olsun aslında yaratıcılık dediğimiz şey bu yani ve hayatımızda buna yer vermek bence çok değerli. Ben daha zenginleşmiş buluyorum hayatımı şu anda. Anlatabiliyor muyum yani? Kesinlikle. Aynı fikirdeyim. Ya da işte birbirini özlemek, görüştüğün zaman kıymetini bilerek görüşmek, berabersen kıymetini bilmek falan. Çünkü yani ben mesela her gün şükrediyorum. İyi ki yani Çiçek var ve hani yalnız değilim ben ve hani İyi ki anlaşabildiğim, sevdiğim bir insanla beraberim. Bundan büyük zenginlik yok çünkü. İki aydır biz bu evin içinde çok da dışarı çıkmadan dikkat ediyoruz bir şekilde. Dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Tatlı tatlı yaşayıp gidiyoruz yani. Çok değerli şeyler bunlar. Çok ve değerli. Bunu belki hatırlattı insanlara, hatırlatmalı ya da yani. Evet. Yani herkes bir şeyler öğrenmiş olarak çıkacak buradan zaten. Senin söylediğin şey çok kıymetli. Yani hele ki birbirini anlayan, seven partnerin bir arada olması böyle bir süreçte büyük bir zenginlik dediğin gibi. Tabii çok talihsiz şeyler de yaşanıyor. Yani hani zaten geçim problemi olan insanların aynı eve tıkılmasından kim bilir neler ne sonuçlar çıktı çıkacak. Yani bunları da duyuyoruz. Hiç kolay bir süreç değil onlar için. Ama öğretici bir tarafı oldu %100 bu meselenin. Sonrasında ne olacak hep birlikte göreceğiz açıkçası. Evet. Şeyi soracağım yani burada böyle birkaç sorular, notlar aldım kendime ama şununla ilgili. Seni galiba biz reklam filmlerinde de hiç görmedik. Onu evet. Soracaktım. Demin biraz başa sararsak şey dedin yani içinde propaganda olan şeylere ben hiçbir zaman evet demedim gibi bir cümle kurdun. Mesela bazı oyuncular bazı reklam filmlerinde oynuyorlar mesaj içeren yani bunlar sosyal reklamlar da olabiliyor. Bazıları sosyal reklam gibi görünen ama arkasında aslında hiç de sosyal bir tarafı olmayan şeyler de olabiliyor. Şimdi örnek veremiyorum ama. Mesela orada da mı sen ayak diriyorsun? Yani orada da mı şeylerin var? Yani reklam filmlerinde oynamam gibi. Yoksa denk mi gelmedi? Yani çok istemedim reklam filminde oynamayı. Yani daha eskiden çok geldi reklam filmi. Ama ben çok kendimi oturtamadım oraya. Kendi içime sindiremedim. Yani bu da tabii çok övünülecek bir şey de değil aslında. Yani sonuçta televizyonda yer alıyorsun. Yani bir iş yapıyorsun. Televizyonda zaten hani reklam aralarını doldurmak için yapılan bir sürü iş yani çünkü televizyonu döndüren şey reklam yani. Tabii. Televizyon reklam zaten. O yüzden de çok tutarlı da değil benim bu söylediğim yani şey diyemem ya onlar da reklamda oynuyor işte ben de oynamadım falan gibi bir şeyim yok. Eskiden daha çok vardı
Şu anda bilmiyorum ki gelse ne düşünürüm. Ama yine tabii orada şey çok önemli bence. Reklamda olsa bir metin var orada. Bir kurgu var. Ve onun kalitesi, derinliği, onun sunumu falan çok önemli şeyler. Açıkçası sadece çok çok iyi para aldığım için gidip çok kalitesiz bir şeyin içinde de olmak istemem yani. Ama genel olarak benim oyunculuk dışında yani birebir oyunculuktan anladığınız şey neyse onu yapmak dışında hiçbir şey yapmadım ben. Seslendirme de yapmadım, sunuculuk da yapmadım, reklam da yapmadım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya istiyor muyum? Ya seslendirme yapmak isterim mesela. Ne bileyim çizgi film seslendirmeyi çok isterim. Yani mesela. Ya da radyo tiyatrosu yapmayı çok isterim yani. Bunlar keyifli şeyler. Ama bir şekilde oradan da bir şey gelmedi bana. Ben de oraya çok meyletmedim. Böyle saf, sade oyuncu olarak buraya kadar geldim yani. Bundan sonra da nasıl gidecek göreceğim, bilmiyorum. Evet. Ya öyle bir şey var ya, ister istemez yani oyuncu olduğun zaman dublaj yapmak zorundasın gibi. Yani reklamlarda oynamak zorundasın gibi bir şeyler var. Yani sen bunlara karşı değilsin ama denk gelmedi diyorsun demek ki. Yani evet, yani bir dönem yıldızım hiç barışmadı hiçbiriyle, yani çok istemedim. Şimdi de yani öyle hayatımda ah keşke şöyle bir şey olsa da falan filan diye bir şey de yok. Yani ne gelirse yaşıyoruz önümüze, yani ben daha çok ona bakıyorum, yani bana ne geliyor, benim yoluma ne çıkıyor ve ben bunu nasıl değerlendirebilirim? Bunu en iyi şekilde nasıl yapabilirim? Daha çok bununla ilgileniyorum. Öbür türlü şey mutsuzluk yaratıyor çünkü. Yani bu sefer eksiklikler oluyor, anladın mı? Hani şey keşke şu da olsa bu da olsa, onun da sonu yok. Şey de kötü, hani ben onu yapmam, hayır falan. Bu sefer de kendini hep yapmamak üzerine tanımlamaya başlıyorsun. Ben hiç reklam yapmadım, ben hiç işte bilmem ne yapmadım, şunu yapmadım, bunu yapmadım. Ama yani önemli olan ne yapmadığın değil, ne yaptığın önemli. O yüzden de yani şimdi önüme bakıyorum. Ne gelirse yapıyorum. İyi, kötü. Ama memnunum yani. Bir şeyim yok. Bir sıkıntım yok. Evet, yani o anlamda öyle büyük hırsları olan, işte oradan para gelsin, buradan bir şey olsun falan. Yani bunu çok kovalayan bir insan olmadığını görüyorum, biliyorum. Belki de öyle olması daha doğru. Yani çünkü şimdi eğer bir yeni hayata geçeceksek, bu yeni normalin içinde biraz da galiba o hırslarımızdan bir ölçüde arınmak, biraz daha hayatı yavaşlatmak da olmalı diye düşünüyorum, bazı şeyler değişecekse. Evet. Ama işte bunu biz tek başımıza değiştiremeyiz ki. Yani sistem öyle bir sistem ki, bu dünyada olan sistem şu anda. Yani o sistem mantalitesini değiştirmediği sürece, bu para odaklı, yani para kazanma, tüketme odaklı bu sistem dönüşmediği müddetçe yapacak bir şey yok. Görüyorsun yani, salgın var, insanlar hastalanıyorlar, bulaşıcılık var, ama bir yandan da ekonomi var, çalışılması lazım. Tamam, kendimizi koruyalım, ama şimdi ben şunu sorguluyorum. Ne zamana kadar, yani ben ne kadar kendimi eve kapatıp devam edebilirim ki? Sonuçta para kazanmak gerekiyor, değil mi? Herkes için geçerli bu. Kesinlikle. Bu da korkunç bir şey işte yani. Ama bunu biz yani ben değiştiremem. Ama dünyadaki herkesin en azından minimum ihtiyacını karşılayabileceği kadar bir zenginlik var. Evet. Ama paylaşılmıyor. Yok, ben gayet iyi anlıyorum seni. Ama işte herkesin de bir yapabileceği bir şey var gibi geliyor bana. Kendi küçük hayatlarında da insanlar tek tek bir şeyler yapabilirler. Yani şu anda nasıl işte yasaklardan dolayı sokağa çıkıp o tüketim çarkının içine girmeyebiliyorsak, belki bunu biraz anlamış oluruz bu süreçte. Belki oralarda sadece tüketmek değil, hani üretmenin de değerli bir şey olduğunu kavramış olarak buradan çıkarız diye temenni ediyorum ben. Kesinlikle. Yani zaten aslında biraz öyle oluyor galiba. Ne bileyim işte bizim köydeki arkadaşları ben takip ediyorum. Tabii. Bahçelerine ekiyorlar, biçiyorlar birbirlerine. Çok inceliyorum.
Aynen, bir imece başladı yani bir şekilde. Evet. Ya zaten hep vardı küçük yerlerde ama o daha gelişti gibi yani gelişiyor. Ve sanırım birazcık bu globalizm işte bu küreselleşme, dünya bizim vatanımız falan gibi şey biraz geri planda kalacak artık. Tekrar bir yerelleşme olacak. Ve daha küçük komüniteler, daha küçük topluluklar, daha küçük toplum ilişkileri bence gelişecek diye düşünüyorum. İyi tarafları da var bunun, kötü tarafları da olacak. Ama bir şekilde senin dediğin gibi yani biz kendi hayatımızda belki bunları yaşatmaya çalışmalıyız. Daha pozitif bulduğumuz değerleri, daha moral bakmalıyız. Maddi kaynaklı değil de daha belki paylaşınca, belki Evet. daha beraber olduğumuzun bilincinde olarak yaklaşmalıyız hayata belki. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Şimdi bu senle bu sohbeti duyurdum ben çeşitli yerlerden ve anladım ki çok çok fazla hayranın var senin ve çok sevilen bir oyuncusun elbette. Onu sormak istiyorum. Bu hayranlık müessesesi çok kıymetli bir şey. Biraz ondan bahsetsene. Yani senin için ne ifade ediyor? Yani hayranlarıyla buluşmayı seven bir insan mısın? Yoksa bunu işin daha zorlu bir tarafı olarak mı görüyorsun? Merak ettim. Önce şöyle diyeyim, yani hayranlık benim çok hoşlandığım bir kelime değil. Yani güzel bir kelime aslında, ama yani benim hayranlık dediğimde anladığım şey televizyonda birini görüp oluşan bir şey değil. Yani benim hayran olduğum şeyler var, kişiler var, ama bu öyle bir ilişki değil. O yüzden de hani hayranlarım diye bakmıyorum ben. Bakmak istemiyorum öyle. Seyirci onlar, seyirci. Beni bir şekilde oyunculuğumu takdir eden, seyretmekten keyif alan insanlar. Ben de bunun hakkını vermeye çalışıyorum. Yani gerçekten önemsiyorum ben o şeyi. Bir şey anlatacağım. Geçen bu salgından önce çok sevdiğim bir oyuncu abimle karşılaştım İstiklal Caddesi'nde, Manda Batmaz'da. Çok severim oranın kahvesini. Şemsi İnka'ya oturuyordu. Gittim, biz onunla çok önce çalıştık. Kırık Kanatlar'da beraber oynamıştık. Çok da özlemişim, muhabbet ettik. Ve yani dedim, Şemsi abi dedim, yani inanılmaz, yani inanılmaz sen... Maşallah ne kadar iyi bakıyorsun kendine ya. Hiç mi yaşlanmaz bir insan dedim. O da bana dedi ki ben dedi kendim için bakmıyorum dedi. Seyircim için bakıyorum kendime dedi. Şimdi bu çok güzel bir şey, tamam mı? Yani şimdi başka biri söylese, benim yaşıtım biri ya da ben söylesem çok beylik bir laf gibi olabilir ama yani burada çok deneyimli ve çok büyük bir oyuncudan bahsediyoruz yani bunu söyleyen insan. Ve çok samimi bir şekilde söylüyor bunu ve onu görüyorum ki gerçekten onu hayatta tutan bir dinamik var orada seyirciyle kurduğu. Ve ben de bunu hissediyorum yani çünkü bizim işimizde evet ben çok önemliyim. Bir olarak işte belki en önemli unsurlardan biri oyuncu. Yani hiçbir metin, yönetmen, hiçbir şey olmasın. Oyuncu olsun yine olur. Tek bir şey daha lazım seyirci. Yani Tabii ki. oyuncu ve seyirci tek koşulu bu işin. O yüzden özel bir ilişki o. Ama orada kalması gereken bir ilişki. Yani oyunculukla ilgili bir ilişki o. Benim kendi hayatım bana ait. Yani ben onu ne paylaşma gereği duyuyorum, ne de kendi hayatıma oradan bir şey almak isterim. Ama oyuncu olarak bir mesuliyeti olduğunu düşünüyorum oyuncunun. Bu da nedir? Samimiyettir mesela. Emek vermektir. Üfürmemektir yani hani ne olursa olsun. Bunları yaptığın zaman da zaten seyirci de bunu görüyor. Yani hissediyor. Çünkü sadece görünen değil, enerjitik de bir şey. Yani bir alışveriş bu. Karşılıklı da bir şey. Ben de alıyorum yani. Evet. Peki bu anlamda mesela senin hani Türkiye'den örnek vermen şart değil. Böyle hani bütün bu özellikleri içinde barındıran
Belki öykündüğün, belki işte çok geçmiş zamanlardan biri de olabilir. Var mı öyle bir yabancı oyuncu kendini yakın bulduğun? Var tabii. Yani mesela Daniel Day-Lewis'e gerçekten inanılmaz bir hayranlığım var. Gerçekten çok beğeniyorum onun işlerini. Yani oldum olası çok beğenmişimdir. Yani genel olarak İngiliz aktörleri zaten beğeniyorum yani. Yani onlarda farklı bir, belki çok kötü bir tiyatro geleneğinden geldikleri için hani beni daha çok heyecanlandırıyor olabilir yaptıkları şey. Ama tabii Amerikalı aktörler de inanılmaz işler yapıyorlar. Yani onlar ayrı bir mevzu ve ayrı bir lig gibi yani. Hani kıyaslayamıyorum bile kendimi yani. Onlar böyle süper kahramanlar falan gibiler yani baktığımda. Ama Türkiye'de de çok beğendiğim oyuncular var. Gençlerden de çok fazla insan var. Yani şimdi burada birini söylesem öbürüne ayıp olur falan gibi bir durum olduğu için. O yüzden zaten yabancılardan örnek verdim. Aynen. O şey. Ama mesela yani Uğur Yücel var Türkiye'de yani. Uğur Yücel gerçeği var. Hani sonuçta Haluk Bilginer var. Hani yani Şener Şen var. Yani bir sürü insan var şimdi. Aklıma gelmeyen de çok fazla insan var. Zaten oyunculuk konusunda çok şey bir güçlü duygulara sahip insanlar olduğumuz için onları zapt etmeyi öğrenmek gerekiyor. Onu öğrendikten sonra güçlü oyunculuklar çıkarabiliyoruz yani. Bence çok iyi oyuncular var Türkiye'de. Evet. Şey, George Clooney'e böyle benzer bir soru sormuşlar. O da şundan dolayı Robert Redford'u her zaman çok beğenirmiş. Hafif de böyle bir kıskançlık mı sezilmiş bilmiyorum. Hani üzgün müsünüz Robert Redford olmadığınız için gibi bir soru sormuşlar George Clooney'e. George Clooney'e çok zekice cevap vermiş. Demiş ki sarışınlık anlamında soruyorsanız Marlene Dietrich olmadığım için üzgünüm demiş. Bu hikayeyi ben böyle bir yerde okumuştum. Çok hoşuma gitti. Yani anlatabiliyor muyum? Hani, aynen. Anlıyorum. Öyle. Sen üzgün müsün? Marlene Dietrich olmadığım için mi? Kim üzülmez yani? Kim üzülmez? Yani ya, şöyle yavaş yavaş sona geliyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığın için Mehmet. Büyük bir zevkti. Seni daha böyle net görebilseydik keşke. Çünkü oradan böyle ışık vurmuş. Biraz böyle bir flu'da kaldın ama sıcaktan buharlaşıyor da olabilirim yani. O kadar sıcak mı? Ya çok sıcak, bir de bizim evimiz çatı katı, o yüzden biraz fazla ısınıyor gündüzleri. Evet. Ben de klimadan hiç hoşlanmıyorum, o yüzden terlemeyi yani tercih ediyorum yani. Ama İstanbul'un nemi zaten biliyorsun kök söktürücü bir şey. Daha yeni başladık. Aynen. daha dur. Aynen. İnşallah o zamana kadar köylerimize gideriz. Evet. Yani şu şeyle, sıkıntıyla uğraşmayız diye temenni ediyorum. Umarım. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Güzel günler görelim. İnşallah şu pandemiden de bir an önce sıyrılalım ve hani ne kadar normalleşebiliyorsak o kadar normalleşelim demekten başka bir şey gelmiyor aslında. Kesinlikle. Ve yani şu anda gerçekten zor bir durumdayken yani insanların daha bir kenetleniyor olması gerekir. Ama böyle bir şey olmuyor. Yine aynı işte dil devam ediyor. Ayrımcı ve işte ötekileştirici, şiddet içeren, işte ölüm listeleri, yok bilmem neler falan. Ve yani abi hani salgın var ve hani bu önceliğimizin bu olduğunu düşünmüyorum. Yaşam önceliğimiz olmalı yani. Yaşayabilmek ve beraber yaşayabilmek olmalı önceliğimiz. Bunun üzerine çalışmalıyız. Evet. Ya bunu ben anlayabilmiş değilim zaten. Yani hani bu öncelik bu kadar ortadayken, yapılması gereken şey dayanışma içinde olmakken nasıl oluyor da bundan uzaklaşabiliyoruz? Ya da bunun içine bambaşka şeyler ya da siyasete alet edebiliyoruz gibi. Yani kolay olan bu herhalde. Kolaya evet. Kaçıyoruz gibi yani. Kolay olan bu. Öyle herhalde. Bilmiyorum. Yani bu iş çözülür mü onu da bilmiyorum. öyle işte.
Pekala. Çok teşekkürler tekrar. Çiçeğe çok sevgiler. Yakın zamanda görüşmek üzere. Kesinlikle. Şimdilik hoşça kal. Çok sağ ol davet ettiğin için, çok keyifliydi. Görüşürüz. Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, Mehmet Ali Nuroğlu ile beraberdik. Çok özlemiştik onu. Sormak istediğimiz soruları sorduk. Diziyi merak ettik. Güvercin'in ne olacak? Devam edecek mi? Onlara cevap verdi ve pek çok şeyi konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta başka bir konukla tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Viva Arte sona erdi.